Çabuk 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 çabuk, çok geç kaldım, akşam oldu ya, akşam oldu, geç kaldım ya, kesin beni Ayşe Hanım kovacak, kesin kovacak beni. Anam, güvenlik Berke abi bile kapının önünde sıkılmış. Berke abi, ne yapıyorsun abi? İyiyim kardeşim, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim abi, sağ olasın, çok havalı gözüküyorsun. Ayşe Hanım? Efendim, kaç sene oldu gelmeyeli? Sen geldikten sonra, yani sen gelene kadar bankayı biz büyüttük ya. Şube falan açtık. 3 yıl oldu nereden sen? Sen neredeyse kaç saattir baksın. Ya Ayşe Hanım, gerçekten çok özür dilerim ya. Trafiğe takılmışım. Biliyorsunuz Brookhaven'dan Adopt.me'ye, Adopt.me'den de Liftopia'ya, Liftopia'dan da Mip City'ye geçiş yaparak ayrıca buraya gelebiliyorum. Of! Her gün aynı şey. Çok geç kalıyorsun ya. Hanımım, ben para sayma yerine gideyim mi? Sayayım mı paraları? Gel gel, yeni yerler açacağız seninle. Gel gel. Yeni yer mi açacağız? İşi öğren bak, işi öğren. Gel. Tamam. Tamam, bu da Berkecan abinin galiba abisi. Burada bir sürü insan çalışıyor. Sen de bunların patronu olacaksın yakında, tamam mı? Tamam hanımım. Bir şey... bir dakika ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalde 12 tane deste vardı. Geriye kalan paralar nerede? Onları ben aşağı kasaya kaldırdım. Tamam mı? Haberin olsun. Allah Allah. Acaba Pratik Bey'in bunlardan haberi var mı? Var var. Sen karıştırma orayı. Karıştırma. Şimdi gel. Sen git şu öndeki muhasebeciler var ya. Onlarla. Evet. Onlarla takıl. Tamam mı? Tamamdır hanımım. Allah Allah. Nasıl bütün parayı ne ara çıkarttılar? Kolay bir şey de değil ki ya. Öyle 3 saniyede yapılacak bir şey değil. Nereye gitti onca para acaba? Eyvah ya, eyvah. Ayak altında dolan. Eyvah. Ne oluyor ya? Nereye gitti bu kadar para? Paralar nereye gitti? Neredesiniz? Patron, patron. Neredesin? Gel buraya patron? Kızım, gel. Patron, patron. Paralar gitmiş patron. Bu yeni aldığın stajyer var ya, bu gördüğün sarı kafalı, hepsini çalmış gitmiş. Ya bir dakika, ben nasıl çalmadım. Nasıl çaldın oğlum? Ben çalmadım efendim. Ben geldiğimde zaten desteler eksikti efendim. Ben fark ettim. Normalde 12 deste para vardı. Burada 9 tane kalmış efendim. Ben söyledim. Ben bu kızımla yıllardır çalışıyorum. Sen yeni geldin. Büyük ihtimalle hırsız olabilirsin sen. Ne hırsızı efendim? Ben onca parayı hayatımda görmemişim. Gözünü sevem abim. Ben bir şey yapmadım. Allah rızası için bırakın. Sen gör, seni don atlet bırakacağım. Mahkemeye veriyorum seni. Getir paraları yoksa. Hırsız. Ben hırsız değilim. Seni. Gerçekten bu Ayşe Hanım saydım bütün paraları dedi. Benim üzerime kaldı suç efendim. Gözünüzü seveyim. Ben anlamam. Efendim, paramı istiyorum. Efendim, gözünüzün çapağına ekmek banayım. Gözünüzü seveyim, bırakın beni. Lan ne pis adamsın ya. Ya efendim. Bunu soyacağım ya, çırpçıklak bırakacağım ya. Don atlet kalacaksın lan. Hırsız, beklemezdim senden bunu. Neyse patron, ben işime döneyim, kusura bakma. Hırsız, hemen getir ara bana. Ara polisleri ara hemen. Ya mahkemeye ben... gitsin bu, çabuk. Ya bir dakika, ben hırsız değilim. Lanet olmasın. Ben hırsız besliyoruz ya, hırsız. Güvenlik, tutukla şunu. Güvenlik ben abi. Ben tutuklayın. Yok, güvenlik tutuklaması, tamam ben kendim çıkıyorum ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Öf. Beni don atlet bırakmayacakmış. Her neyse, suçsuzluğum sonuçta kameralar tarafından belli olur yani. Ne olabilir ki bana? Lan don kaldım. Lan saçımdaki peruğa kadar almışlar. Her şeyim gitti. Don kaldım. Don kaldım. Dona kaldım ya. Allah kahretmesin mi? Ayşe Hanım, ne olur suçsuz olduğumu söyleyin. Lütfen gözünüzün yağına ekmek banayım yine. Lütfen ya. Seni gerizekalı. Bütün parayı ben çaldım aptal. Ne? Bak sana ne kadar zengin oldum. Sen de hapsi boylayacaksın böyle. Her şeyin elinden aldılar, fakir kaldım. ama efendim, insanların hayatlarıyla oynuyorsunuz, size yakıştı mı hiç? Kes be. Bak ne kadar güzel ve zengin oldum. Paraya para demiyorum artık. Money diyorum, sense böyle donla kala kaldın. Fakir kaldın. Şimdi git dilenci ol, pis fakir. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ulan görürsün sen. Bir gün belki banka açma fırsatı bulursa sizin bankanıza bir koyacağım. Olan olacak işte. Hadi görüşürüz.
Bunlar o kadar gurur. Hey arkadaşım, üzülme ya, niye ağlıyorsun? Niye ağlamayayım? Senin baban beni işten kovdu lan, sizin yüzünüzden işsiz kaldım. Babam beni donumla bıraktı, görmüyor musun? Donumla baş başa kaldım. Oh, çok üzüldüm ya. Ya boş ver benim babayı, boş ver sen arkadaşım. Aldırma. O kadar mı ya? Bunu deyince düzeldi mi her şey? Evet düzeldi. Ben yeni bir banka açacağım. Orada çalışmak ister misin? Gerçekten mi? Evet. Ben zaten babamla anlaşamıyorum ya. Babam gerçekten kötü bir adam. Tamam o zaman ama full yetki isterim. Bak daha önceden vermediler bana full yetki. Seni müdür yapacağım müdür. İster misin? Müdür küçük ya. Ben kıta müdürü olmak istiyorum. Var mı öyle bir şey? Baş müdürü istiyorsun sen. Aynen, ben baş müdür olmak istiyorum ya. Tamam, benim de yükümü hafifletmiş olursun. Tamam ya, olsun. Gel, yepyeni banka açıyoruz. Babama rakip olacağım. Onun bankasını ben batıracağım. Vay be, ulan aradığım kan sende varmış be. Ulan gözlerinde, yemin ediyorum dudaklarında var. Ne biçim dudağın var ya? Oğlum senin ağzın gözün bile sıfır ya. Biz batmayalım yine. Sen paradan biraz koklat bana. Para, kaç paramız var? Kaç paramız var? Çok az paramız var ama hallederiz. Gel sen şurada hemen bir başla. İyi tamam ben. Şöyle bir kafa at şuna. Lan. Paralar gelsin. Oğlum az dediğin para bu mu lan? Oğlum. Ya işte sen ne yapacaksın? Biraz ben de babadan frikledim. Ya sen var ya çok zeki adamsın ya. Dur ben bir ıkınayım bakayım, belki bir yakışıklı adam da olurum. Oh be. Tekrardan karizmatik bir müdür oldum. Gerçi daha önceden müdür değildim de. Müdürlük nasıl yapılır gayet iyi biliyorum. Tabii hırsızlık yapmadan yapacağım, merak etme. Yani babanın diğer kadına yaptığı şey yapmayacağım. Ne oldu lan? Gazdan öldüm ya. Oğlum o ağzımdan yaptım lan. Başka bir yerinden değil, manyak. Her neyse ben bankayı yapmaya başlıyorum. Bana bırakıyorsun değil mi her şeyi? Güveniyorsun değil mi bana? Her şeyi sana bırakıyorum. Çok mükemmel bir banka yap. Bak hazinemizi çok gizli yere senle ben bileceğiz ha, gömdüğümüz yeri. Ya unutma. Tamam dert etme, ben halledeceğim. Hadi görüşürüz. Hemen bankayı kurmaya başladım bak. Para varsa huzurlu. Başla. Oo sen ne kadar hızlısın böyle. Ya kardeşim bize geleceğim, bize soracağım bu işleri ya. Ben takur tukur yaparım, her yeri geliştiririm. Bak mesela yalnız şuralara işçiler alalım. Şu kapıyı aç da ben çıkayım gideyim artık. Ben de müdür odasında oturursun diye düşünmüştüm ama tamam hadi görüşürüz. Güvenliği aç. Girdiği zaman yansın, casus olsunlar. Hiç sıkıntı yok. Pratik Bey bize güvenebilirsiniz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Testini yapayım mı? Casus yapıyor mu? Bir test olalım. La öldüreceğim mi kendini, manyak mısın? Ya bayılırım belki ama neyse tamam. Ben gidiyorum, akşama gelirim. Pratik Bey bir şey soracaktım size. Buyurun. Niye babanızın adı da Pratik, siz de Pratiksiniz? Ya o büyük Pratik, ben küçük Pratik. Evet, tamam küçük Pratik daha iyi o zaman. Tamam teşekkür ederim efendim. Ben bankayı geliştireceğim. Arada bir uğrayın bakın bankayı lütfen. Ama ben babamdan zenginim unutma. Nasıl ya? Ulan babanın bankası var, adamın her yerde bankası var. Haberi yok ya, manyak mıdır nedir? Öldükten sonra bana kalıyor. Of yemin ediyorum ben bunu düşünmedim ya. Bunlar ailecek var ya, zenginler. Hemen şuraları geliştirelim. Ya bu adamın parası biter mi ya? Şuralara bir banker manker bir şey alalım ya. Şuraları da geliştirelim. Yalnız bu kadar para etmez ki kardeşim ya. Arkadaşım masalar bu kadar pahalı şeyler değil. Evet çok güzel. Buraları da geliştiriyoruz. Süper oldu. Evet. Şuraya bir tane daha bankacı alalım. Evet arkadaşlar herkes çalışsın. Müşteriler geldiği zaman önemli olan güler yüzlü olmamız hepimizin. Lütfen. Hepimiz koordine halde böyle olmalıyız. Aferin size. Sinerjili bir şekilde. Harikasınız. Hemen lobimizi geliştirelim. Şurada ATM'lerimizi geliştirelim. Bunu geliştirmesek de olur. Evet bir de şuradaki lobi ışıklarımızı geliştiriyoruz. Daha bakın arka tarafı geliştirmeye başlamadım bile değil mi arkadaşlar? Bankacı arkadaşlar her şeye onay veriyor. Bunlar her şeye onay veriyor ya. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Bizler para yatırmak için gelmiştik. Eşimle biz çok zenginiz ve güvenilir bir banka arıyoruz. Ya daha öncekilerin nesi vardı? Şurada devasa banka var. Niye onu seçmediniz de biz? Yok burası daha yeni ve güzele benziyor o yüzden. Ya siz tanıdık birine benziyorsunuz ama her neyse tamam. Hoş geldiniz tekrardan. Gelin şöyle sizi tabii sizinle ilgilenelim. Gördüğünüz gibi hanımefendi bankamızda tamam. ATM'ler çok revaçta.
Burada bireysel müşteri hizmetlerimiz, hizmetçilerimiz, müşteri hizmetçilerimiz bulunuyor. Burada da efendim gördüğünüz gibi veznemiz var. Banka gibi bankayız. Anladım. Şurada da güvenlik depomuz var ama oraya girmek yasak tabii ki. Halktan insanları sokamıyoruz. Ama zenginsiniz diye bir kapıdan gösterebilirim istiyorsanız. Tamam. Eşim, bu adam çok avanak. Bunun arkadaki parasını çalalım. Tamam mı? Evet evet çalırız ya çalırız. Tamam hadi gel. Yavaş yavaş. Şuraları geliştireyim. Anam nereye gitti bunlar ya? Çal 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 hepsini doldur doldur doldur, doldur poşette. Hop. Kaç kaç gelin. Lan. Gelin lan buraya. Lan avanak tanıdın mı beni? Diğer bankada da soymuştum. Bunlara sormaya geldim. Sen görürsün şimdi. Lan bozuldu Hıska. Sistem. Kocan kaldı. Kocam gelemiyor. O da fakir oldu. Gördün mü? Kocanı satarım. Yemin ediyorum kocanı satarım. Altın kaplı adamın üstü. Ay. Bırak paralarımı. Arka kapı. Arka kapı yok ki ya. Arka kapı yok ki. Adamı niye yanlış yönlendiriyorum? Daha bankaya arka kapı yapmadım. Allah Allah. Var. Beyefendi parayı bırakır mısınız? Niye böyle saçma hareketler yapıyorsunuz ya? Beyefendi. Ya ay parayı seviyorsun ya. Ben gidiyorum. Git. Eşim almıştır para. O bize yeter. Tabii tabii sen buyur git ya. Sıkıntı yok. Lan? Ne oldu? Biz senin güvenlik sistemini bile çaldık lan. Enayi. Lan, hadi ben, kaçalım hadi gel gel. Ben pratik bey arayacağım. Siz görürsünüz. O paraları burnunuzdan ilik ilik getireceğiz. Selam lan, de söyle. Lan param çalındı lan. 2 saniyede bütün hevesim kursağımda kaldı ya. Lan pratik bey gelirse ne diyeceğim? Her yere güvenlik koyduk yine bir işe yaramıyor. Kapı bile kapalı ölen yok ya. Allah'ım keşke sistemi denetseydim pratik bey üzerinde. En azından anlardık çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Tamam şuraya gelelim. Şunları da bir geliştirelim. Arkadaşlar lütfen daha çok çalışmamız lazım. Çünkü ben biraz önce yanlışlıkla içeri soyguncuları soktum ve bankadaki her şeyi çaldırttım ya. Anam şuraları geliştirelim de. Of şuraya devasa bir kasa. 100 Robux mu? Nasıl 100 Robux ya? Ne ara 100 Robux oldu? Aa param kalmamış lan benim. Fakir kalmışım lan haberim yok. Tamam şunu geliştirdim mi tamamdır ya. Bir tane bant daha şey yaptık. Paraları basacağız. Burada basacağız bütün paraları. Hey dostum kapıyı açsana. Pratik Bey size çok kötü haberlerim var. Biraz önce bankamıza efendim diğer şubenin şeyi geldi. Müdürü geldi, müdüresi geldi. Bir de kocası geldi bankadan 2 lira aşırmışlar. Ne yapayım ben? Oynayayım acaba? Yok yok efendim. Paralar mı gitti diyorsun? Ama bir dakika efendim bir geçer misiniz? Bakın güvenlik sistemi çalışmıyor. Bir geçin efendim. Geçeyim mi? Bir geçin. Şey olmaz değil mi? Yok efendim bir şey olmuyor. Deneyin. Tamam bir geçeyim bakayım. Bakın. Ana. Kazıklanmışız biz. Buradan hırsız geçer. Hiçbir şey olmuyor. Dedim işte ben de sorunu anlattım size. O zaman müteahhit bir şeyler yaptı. Bir hata yaptı. Ya müteahhit müteahhitin kulaklarını çekeceğim. Çek çek sen. İstediğin gibi girip çıkabiliyorsun zaten. Bir sıkıntı yok. Sen rahatına bak. Paralarımız gitti. Ne yapacağız şimdi? Çalışıyorum işte. Ne yapayım daha Allah Allah ya. Zaman bas para bas. Paralar, para kağıtları burada. Tamam basacağım. Merak etmeyin efendim. Siz rahatınıza bakın. Ama kimse yok ki. Eleman falan yok. Paraları basacak adam yok. Efendim bakın. Bana güvenebilirsiniz. Çok güzel bitcoin'ciler buldum. Bakın buradalar. Bakın bitcoin'cular. Nasıllar? Sahtekar değil mi bunlar? Gidiyor ne oluyor? Efendim bunlar fena para basacaklar. Merak etmeyin. Bakın bitcoin'cu bunlar. Tamam bassınlar. Onları bir sattık mı? Aynen. Köşeyi döndük. Valla döneceğiz efendim. Bu defa inşallah döneceğiz. Hiç merak etmeyin. Dönmezsek yine hırsız gelirse efendim ben fakirleşip öleceğim artık. İnanabilirsiniz. Yok yok senin için çok güzel projelerim var. Allah eğer Allah. İşleri götürürsen bankaya ortak yapacağım seni. Oh! Efendim evet. Merhaba. Kapıyı açar mısın? Biri geldi galiba. Ya arkadaşım zaten çalışmıyor ki bankaya. Gir bir şey olmuyor ya. Rahat. Beyefendi ben bu kolumda gördüğünüz altın bilezikleri bozdurmak istiyorum. Çok güzel ilgileniyoruz. Gelin bizde yaklaşık 0,05'ten bozma imkanı bile var.
Ha tamam, bu da benim eşim. Maddi durumumuz çok kötü, bu yüzden bozdurmak zorundayız. Ay çok fakirsiniz ama hala mutlusunuz. Güzel bir şey. Gelin buyurun efendim, şöyle bir bozalım. Arkada bitcoyuncularımız var, onlar bozuyor. Buyurun. Tamam, gel gel. Evet efendim. Sevgilim. Sevgilim, kasayı çal, tamam mı? Hadi gel. Efendim ne konuşuyorsunuz? Bekliyoruz sizi. Yok bir şey. Yok bir şey yok. Duydun mu sevgilim? Kasayı boşalt ha. Tamam. Evet efendim, gördüğünüz gibi buradaki bitcoyuncu abilerimizle muhabbet ederek bozabilirsiniz istediğiniz fiyata. Ya çok iyi fiyatlara bozuyoruz. Pratik Bey de burada, istiyorsanız direkt o bozsun. Tabii efendim, tabii. Pratik Bey çağırayım. Ben şuradan bileziklerimi çıkarayım. Pratik Bey bu... Bakayım şunun altınlarına, bir testine bakalım, altınlarınız nasıl? Evet. Şöyle buyurun. Bunlar 24 ayar değil ya. Bunlar 8-9 ayar bunlar. Efendim ne yapacağız? Şöyle iyice bakın, iyice bakın. İyice bakıyorum da yani... Ya bunlar altın değil, bunları ucuza alabiliriz anca. Hanımefendi ucuza alabiliyormuşuz, kusura bakmayın, sizi çıkartmak zorundayız. Ha öyle mi? Tamam, tamam ben gidiyorum. Ha, buyurun. Kadın deliydi galiba ya, biraz garip davranıyor. Evet efendim. Sevgilim, kasayı boşalttın mı? Evet evet, işim bitti. Allah Allah. Süper süper, ben de o salakları oyaladım. Yine soyduk. Ne oluyor ya? Koş 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 koş, çabuk çabuk. Aram güvenlik sistemi, öldür. Ya yine bir iş yaramadı. Ne oluyor? Ya. Ne oldu yine? Efendim. Yine soydum seni saptırık. Efendim inanmayacaksınız ama yine soydurdum bankanızı ya. Yine soydurdum ya. Ya ne diyorsun sen? Evet efendim, benden gerçekten bankacı mankacı olmaz. Olamaz ya. Ya gerçekten babam haklıymış. Donuna kadar alacağım seni, bak gör, donuna kadar alacağım. Yine mi ya? Güvenlik sisteminde ölmeye çalıştım ama işe yaramadı. Bu da donuma kadar aldı. Donumdan niye istemiyorsunuz lan? Donumu da vereydim ya. Galiba önce bankacı olmadan önce biraz akıllı da olmak lazım. Çünkü bütün bankaları soydurdum. Kendi hakkımı da savunamadım. Salak biri oldum gerçekten. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Kendimi üzmeme gerek yok ki ya. Bak burada bir tane daha banka var ya. Ben buraya da işe girerim. Ayrıca referansım çok iyi. Dünyanın her yerinde bankalarımızda çalıştım derim. Çok mantıklı. Şuraya da gireyim ya. Belki kovulmam. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım hikayemiz hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Yoksa arkadaşlar yüzüm böyle kalacak. Lütfen like atın. Kübra gibi yüzüm olsun istiyorsanız like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.